Sistem analizi ve tasarım dersimizin deneyiydi. Yaklaşık bir sene almış motor. Bu motor bilecik engelli olduğu için hep rampa yukarı zorluk çekiyordu. Biz de hocamızla beraber buna bir çözüm bulduk ve böyle bir motor icat ettik. 2x2. Daha bayır çıkarken hep yoruluyordu motor. Yani yoruluyordu. Bastım. Telefonu şarjı doldu mu? Nasıl diyeyim ben? Yukarı doğru çıkmakta biraz sıkıntı çekiyordu. Biz de bunu 2x2 yaptık. Tek koluyla 2 tane motor devreye soktuk. Şu anda tek motor çalışıyor. Şu motor çalışıyor. O bu ağaç diye. Şu anda tek motor çalışıyor. Tek gaz koluyla 2 tane motor aynı anda çalışıyor. Yani bunu hep çalıştırmamız sıkıntı çıkarır çünkü aküsü geçmeyebilir. Tek sol genelde tek çalıştırılır. Fakat çift çalıştırılırsa eğer aküsü yetmez, biter. Bilecik Şehyede Bağlı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 40. yılı etkinliği kapsamında birçok programımız çalışmalarını sergiledi. Bu kapsamda elektronik teknolojisi programı öğrencilerimizin yaptığı bir proje gayet ilgi gördü. Proje kapsamında öğrencilerimiz mevcut skuter sistemi, elektrikli skuter sistemi üzerinde modifiye yaparak çekiş sistemini geliştirdiler. Bu sistemin faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Ve proje kapsamında geliştirmelerde devam edecekler. Öğrencilerimizle birlikte Bilecik gibi yokuşlu ve inişli olan, yani coğrafi yapısı engebeli olan yerlerde elektrikli skuterların yokuş çıkarken biraz zorlandığını fark ettik ve buna bir çözüm bulmak için harekete geçtik. Dolayısıyla ne yapabiliriz diye düşündük. Çalışmalarımızı uygulamaya döktük ve üniversitemiz birimlerinde kullanılan skuterın normalde tek tekerden çekişi olan skuterın ön tekerlerine de ilave bir modül takarak çift çeker haline getirdik. Bunu iki motor tek gaz kolundan çalışabilir haline getirdik ve istenildiğinde ön tekerlek devreye alıp ve devreden çıkarmak için bir anahtar yerleştirdik. Dolayısıyla ön tekerlek her zaman devreye almamız gerekmiyor. Yokuşlarda veya motor zorlandığında butonu öne alarak ön tekerleği devreye alıyoruz ve yokuş tamamlandıktan sonra ön tekerleği devreden çıkarıyoruz. Böylece enerji tasarrufunda da bulunuyoruz. Gelecek motor çalışmıyor ama yani sağlam bırakılmış.